gönderirlerse arkadaşlar bu açıklamasını, yani yine bu DEM Parti ile ilgili Bahçeli'nin bu biraz önceki beyanlarına ilişkin görüşü sorulduğunda şöyle söylüyor. Yani işte birliğimize, bütünlüğümüze, kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zeminde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Yani bir kayyum göndermesinde bulunuyor. Efendim diyor, gerekirse diyor Bahçeli DEM Partili özellikle işte Diyarbakır ve Mardin'de, yani yalan olduğu da ortaya çıktı ya. Evet. Onlar üzerinden bir kayyum atanması ve partinin kapatılması talebinde bulunmuştu. Ona diyor ki sürpriz olmaz diyor. Gerekirse diyor, yani kayyuma işaret ediyor. Sinyali vermiş. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Yani ben de anayasanın uygulanmasını istiyorum bu konuda. Tabii, çok belli ediyor zaten. Anayasanın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa... İnanılmaz. Bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Gerçekten inanılmaz. Ya bir kez daha okuyacağım. Bir kez daha. İnanamıyorsun çünkü okuyacağım. Yani ben Erdoğan'ın... Şu son cümle çok çok önemli. Yani evet, böyle bir şey, böyle bir beyanda bulunmasını çok önemsedim. Evet. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, anayasanın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Çok haklıdır, çok alkışlıyorum. Gerçekten anayasayı kimler çiğniyorsa bedelini de ödemek durumundadır. En başta da Erdoğan. Önce Erdoğan'dan başlanmalıdır. Erdoğan. Çok eğer şükür. Bu sözü samimi beyanıysa, hakikaten inanıyorsa önce kendisinden başlamalı. Anayasayı kendisinden daha fazla ilga eden, daha fazla çiğneyen birisi şu anda yok. Biraz önce Önay Hanım burada söyledi. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı kararı ile iptal etmek anayasayı çiğnemekti. Anayasayı çiğnemekti. Tabii. Anayasada olmayan bir yetki kullanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini gasp etmekti. Evet. Darbe yapmaktı. Orada çiğnedi. İki, anayasaya rağmen üçüncü kez aday olamazdı. Adaylığını koydu, çiğnedi. Anayasaya göre tarafsızlık yemin etmiş bir cumhurbaşkanı iken bir parti genel başkanı sıfatıyla tarafsızlığını yerle yeksan ederek bir parti lehine ve kendisine oy vermeyenler aleyhine tarafsızlığını ayaklar altına aldı. Anayasayı çiğnedi. Bir seçim sürecini tarafsız, adil, eşit koşullarda götürmesi gerekirken bunları hiçe sayarak kamu kurumlarını, kamu maliyesini, devlet görevlilerini bile parti devletine dönüştürdüğü bu ülkenin bütün teşkilatını kendi lehinde kullanarak anayasayı bir daha çiğnedi. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulatmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, tabii, o da anayasanın var. 90. maddesi kendisine görev vermesine rağmen uygulamadı. Karşı hamle yapar, işi bitiririz dedi, karşı hamle yaptı. Anayasayı bir daha çiğnedi. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay'ın tahliyesini sağlatmadı. Bir daha çiğnedi. Ya kimler çiğnedi? Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi kararını alenen hukuksuz bir şekilde yok hükmünde sayarak, bir de üstüne üstlük onlar hakkında suç duyurusunda bulunarak anayasayı ilga etti, anayasayı ihlal etti. İşte Erdoğan bu cümleyi kurdu. O zaman bedelini ödesinler kardeşim. Ve en son biliyor musun Burçin Atılgan? Dün ve bugün anayasa bir kez daha ihlal edildi. Kim etti? İstanbul Valisi. Aa evet, 1 Mayıs. İstanbul Valisi Doğru, Davut Gül. Doğru, o da var. Şu anda anayasayı ihlal ediyorum, anayasaya uymuyorum diye kameralara açıkça beyanda bulundu. Evet. Ben Erdoğan'a ihbar ediyorum. Çok hassas o konuda. Evet, ihbar ediyorum, işte İstanbul Valisi anayasayı ihlal etti. Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Evet, anayasayı ihlal etti. Anayasaya uymadı. Niye? Anayasa Mahkemesi bir karar verdi değil mi Aralık ayında? Evet. Ne karar verdi sayın seyirciler? Anayasa Mahkememiz dedi ki 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması vatandaşların ya da orada kutlamak isteyenlerin anayasal haklarıdır. Evet, sınırlı bir hak değil yani. Bunu halka açık hiçbir olarak söylüyor. Hiçbir surette sınırlandırılamaz, tabii, ortadan kaldırılamaz, izne tabi tutulamaz, engellenemez, önlenemez. Devletin görevi ki tarihsel bir mirasa da sahip olan, kültürel bir geçmişe de sahip olan 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda işçilerin, isteyenlerin, emekçilerin özgürce kutlamasını sağlamaktır. Anayasanın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının önündeki engelleri kaldırıp dileyenin dilediği meydanda, dilediği gibi şiddete başvurmadan elbette gösteri ve toplantı yapmalarını sağlamaktır. Neden korkuyorlar? Hangi yetkiyle? Bakın hangi yetkiyle? Anayasa Mahkemesi'nin bu amir hükmünü yok sayıp hak ihlaline bir hak ihlali daha ekliyorsunuz. Ya bu şey gibidir ya. Bu ben bu ülkenin hukukunu gasp ettim kardeşim. Ben bu ülkenin hukukunu ele geçirdim. Tanımıyorum. Burada hukuk benden sorulur. Selvi gibi. Gezicileri efendim işte Kavala'yı, Demirtaş'ı, onu bunu ben ne kadar istiyorsam, bana ne kadar faydası varsa o kadar içeride tutarım. Mahkum ettiririm. Faydası olmadığı zaman ben karar veririm. Yargıda talimat veririm. Serbest bırakırım. Sonra yine alırım. Tabii. Bunların hepsine ben karar veririm. Anayasa Mahkemesi ne derse desin, o kararın uygulanıp uygulanmayacağına da ben karar veririm. O meydanı kapatırım, bu meydanı açarım. Kimse de bunu sorgulayamaz. Hiç kimse benim yetkilerimi, benim bu yönetim anlayışımı sınırlandıramaz. Beni sorguya çekemez. Ben layüselim. Ya böyle bir anlayışın altındayız biz. Hangi anayasa tartışması yapacaksınız? Neyi konuşacaksınız böyle bir iktidarla? Ekonomideki bozulmanın sebebi de odur. Yoksullaşmanın sebebi de budur. Bu ülkedeki fakirleşmemizin, soygunun, hepimizin kamu değerlerinin ortadan kalkmasının müsebbibi de budur. Ya işte şey itiraf etti ya Öz Haseki ya. Ay evet o. Ya yani... Öz Haseki çıktı dedi ki bakın. Çevre şehir. Ya şaka gibi ya, şaka gibi. Var bende, okuyayım mı size? Her tarafı yemyeşil zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan etti.